Sizleri Manisa'dan selamlıyoruz. İnşaat sektörü her geçen gün kendisini yenilemeye devam ederken doğa içerisindeki yapılar daha çok ilgi çekmeye başladı. Sağlam Design'dayız. Firma kurucusu Yüksel Bey bizleri karşılıyor efendim. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyalım. Ben Yüksel Sağlam. 2009-2013 yılları arasında Manisa Cevher Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. O tarihten beridir gerekli yurt dışı inşaatlarında ve ülkemizde, şehrimizde alt ve üst yapı alanlarında, proje ve uygulama alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Evet, bizler de işlerinizi biraz araştırma fırsatı bulduk. Yenilikçi bir firmayız. Peki bugünlere nasıl geldik? Kuruluş hikayenizden bahseder misiniz? Kuruluşumuzda bizim önce sektörü seçme açısından ailemizdeki birçok kişinin bu sektörde olması bizim biraz merakımızı bu yönde cezbetti. Lisans eğitimi sonrasında da bu anlamda hizmet vermeye başladık. Burada biraz daha meraklı olunca yapılardaki farklılıkları deneyimle bütünleştirerekten kişilerin de memnuniyetleri bizi daha çok motive ederekten bu sektörde daha farklı işler yapmaya sevk etti. Ve 8 yıldır bu sektörde işlerinizi yürütüyorsunuz. Evet. Peki şimdi inşaat sektörü çok geniş bir yelpaze, birçok farklı yapılar var. Siz neler yapıyorsunuz burada, nasıl dizaynlar yapıyoruz? Biz daha çok müşteri özel butik işler yapıyoruz. İşlerimiz ikiye ayrılıyor. Bir sıfırdan proje dahil, arsanın üzerine bir yapı inşasıyla ve daha öncesinden yapılmış olan bir inşaatın taşıyıcı kısımları korunaraktan revize edilerek yaptığımız inşaat işleri olarak iki gruba ayrılıyor. Ayrıca bir mimarlık ofisisiniz. Evet. Peki burada nasıl çözümler sağlıyoruz, müşterilere ne gibi kolaylıklar sağlıyoruz? Bizim müşterilerimize sağladığımız kolaylıklar genelde bir taleple geliyorlar. Geldikleri talebi burada değerlendiriyoruz. Bir projeye döküyoruz. Proje aşamasında kullanılabilirlik, estetik, ferahlık, sağlamlık ilkelerine bağlı kalaraktan yani bütüncül bir tema oluşturmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin talepleri genelde özel olan alanlarda, yani bir salonda veya mutfakta farklı uygulamalar talep ettikleri zaman bunların projeye dökerekten iki farklı isteğin de bir arada ne şekilde durduğunu kendilerine gösterme fırsatımız oluyor. Bu anlamda bir tema belirleyip onun üzerinden genel bütüncül bir projeyle hizmetimizi, inşaatımızı başlatmış oluyoruz. Evet. Peki Yüksel Bey, şimdi inşaat sektöründe artık daha çok doğaya bir yatkınlık olmaya başladı ki pandemiyle evet. Birlikte doğayı konforlu hale getirmek istiyor insanlar. Tabii evet. İmkanları olanlar da mümkün mertebe doğada butik tarzı güzel yapılar istiyor. Siz pandemi sürecinden nasıl etkilendiniz? Pandemi sürecinde Manisa ili özelinde konuşayım ben. Manisa ili ve İzmir ili merkeze yakın doğal alanları geniş olan bir şehir. Bu anlamda kişiler de kendilerini doğal alanlarda yaşamlarını devam ettirme açısından istekli oldukları için daha çok talepler de o alanlarda geldiler. Biz de özel yapılarla doğal alanları birleştirerekten hizmetimizi sürdürüyoruz. Evet, şimdi o yapıların görüntüleri de ekranlarımıza geliyor. Hakikaten çok tatlı, güzel yapılar olmuşlar. Teşekkürler, sağ olun. Hangi bölgelere hizmet veriyoruz? Manisa bölgesinde, İzmir bölgesinde ve çevre yazlık ilçelerde hizmetimizi vermekteyiz. Şu anda Bodrum Turgut Reis'te bir devam eden işimiz var. İzmir Foça'da devam eden bir işimiz var ve Manisa bölgesinde devam eden işlerimiz var.